yönetim kurulumuza Viola'nın bir müracaatı olmuş. Çünkü sözleşmesinde yazıyormuş galiba. Kendi doktoruna gözükmek anlamındaki sezona daha farklı gireyim diye. Ve bugün yönetim kurumumuzun müsaadesiyle Viola'ya da ben de hoşgörüyle baktım. Ve Viola da yarından itibaren bizimle beraber olacak. Bugün veda edecek arkadaşlarım. Ve 15 arkadaşımızdan bir 11 kişilik kadro oluşturup bu maçı oynayacağız. İnşallah gidene kadar da bir sakatlık olmaz yani. Ama görüldüğü üzere bu takım 11 kişi sahaya çıkacak. Ve inşallah da bu maçı kazanarak bu sezonu 31 puanla tamamlar diye uğraşacağız. Tabii ki bizim burada olma isteğimiz de böylelikle mümkün olmaz gözüküyor. Çünkü gelecek yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın teveccühüdür. Kendileri kendi ekiplerini seçecekler. Çok doğaldır. Bundan sonra gelecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım inşallah en yakın takipçisi olacağımızı bu takımın bilmenizi isterim. Dualarımız inşallah önümüzdeki sene bu takımın tekrar geldiği lige geri dönmesi doğrultusunda olacaktır. Biz hala 34 tane maç başına ödeyemedik. Ve 4. ay oldu. Çocukların maaşlarını veremedik oldu yani. Bizim Karabük Spor takımı bizim geldiğimiz dönemde bu duruma düştü. Karabük Spor takımının Türkiye Ligi'nde bu konudaki en önemli artısı bunları çok zamanda ödeyebilen bir takımdı. Demek takım maç kazanmaya kasaya para da girmeyince böyle bir ekonomik sıkıntıya da girmiş bir dönemi denk geldi bize. Yani dolayısıyla hiç takdir ederseniz hiç kolay bir şey değil yani. Türkiye Ligi'nde bu kadar uzun süre para almayıp da problem çıkarmayan tek ender takımlarından bir tanesi. Hiç kimse hazır açmadı. Şimdi bütün bu dibe vurmuşsunuz. Siz yeniden morallendirip, yeniden atağı kaldırıp bu işi kotarmanız gerekiyordu. Biz atağı kaldırdık, morallendirdik ama maalesef yetmedi. Süre yetmedi. Ben inanıyorum süre yetseydi ben bu takımın ligde tutacağıma her takımda olduğu gibi çok emindim. İnsanla çalışılan bir yer burası. Kimseye yumuşak davranmadık. Bir tane antrenmanda bir olay oldu mu, bir kişi gelmemezlik etti mi? Bakın hala bir disiplinle çalışıyor. Türkiye Ligi'nde ben bir hoca görmek isterim ki bu son dakikaya kadar düşmüş bir takımı sahaya çıkarsın da bu tarz antrenman yapıp son maçını kazanmak adına bir uğraş verirsin. Yani biz işimize sahibiz. Bakın buradayız gene her zamanki gibi. Görevimizi ihmal etmiyoruz ve son dakikaya kadar da bu takımın başında olacağız. Sözleşmemiz gereği, profesyonellik gereği. Yani onlar bir görüntü o. Sertlik, mertlik hikaye. Sert olsun ne olur. Şimdi şöyle diyeyim. Ben Türkiye Ligi'nde benden daha sert hoca yok. Yeri geldim. Oyuncumuza tokat bile atmış bir antrenör. Ama bu yumuşak lafı neden böyle söylüyor onu bilmiyorum. Neye bakarak. Yani şimdi ilişkilerde sizinle seninle beraber olurken rüzgar mı yapalım? Surat masalım. Kavga mı ederim seninle hiçbir şey yok yani. Türkiye Ligi'nin hele böyle dönemlerine gelindiğinde çok delikanlı bir lig olmadığını görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nin eğer siz masada dışarıda güçlü değilseniz sıkıntılı takımlarından bir tane istesiniz maalesef oradan çıkamıyorsunuz. Yani şimdi bunu açık açık konuşmak lazım. Yani bu konuda çok adaletli bir lig mi? Katılıyor musunuz siz? Yani bu konuda herkes çok delikanlılık mı yapıyor? Maalesef biz Karabük, Balıkesir ve Kayseri Erciyes takım olarak buradan çıkamadık gitti bir türlü. Bu kadar çabaya rağmen.